Selamun aleyküm gönlü güzel dostlarım. Arısoyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına şöyle yaprak güzellerimle çıktım. Bakın dostlarım, yaprak güzellerim kat kat büyümeye devam ediyor. Ortadan yeni gelen arkadaşlar yeşil oluyor. Bildiğiniz üzere yaprak güzeli rengini çay ve güneşten aldığı için dostlarım ben bunları perde arkası gelen güneşe koydum. Çünkü içeri aldım, dışarıdaydı. 2 hafta olmadı, daha 10-12 gün önce oldu. Ve içeri aldım. Doğrudan böyle pencerenin önüne koysaydım belki alttan, hani sizler de daha önce bahsetmiştim, benim peteğimle mermerim hani çok dipten diye alttan sıcak vurur da hemen. Zaten içeri alışma süresi de yaprak güzellerin sıkıntılı olabiliyor. O yüzden pencere alttan güneş, karşıdan güneş, alttan peteğin sıcaklığı vurur da un biti olur diye korktuğum için sevgili dostlarım. Gün arkadan gelen güneş, yani perde arkasından gelen, serin bir yerde konumlandırıyorum. Şu anlık alışana kadar. O yüzden güneş görmediği için ortadan gelen yapraklar gördüğünüz üzere yeşil geliyor. Yani bunu ister böyle camın önüne koyabilirsiniz. İster dediğim gibi perde arkasına koyup böyle evrulu bir renk de yaratabilirsiniz. Yani kendiliğinden oluşturabilirsiniz. Yaratabilirsiniz demişim. Kusura bakmayın telaffuzum yüzünden. Şimdi dostlarım bakın, yaprakları zaten böyle tazecik. Burada da kadife kızım var. Doğrudan güneş alıyordu. Perde arkasına gelince biraz rengi, aslında bunun rengi arkadaşlar çok koyu bir bordo olması gerekiyor. Ama dışarıda kendi konumlandığı yer güneş az görüyordu. Şimdi de birazcık hani gördüğünüz üzere perde arkasından geldiği için rengi böyle güzel bir renk. Ama yine de bunun rengi daha bir koyu bir bordo olması gerekiyordu. Bakın hiçbir, çok şükür Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun, İçeri aldım, hiçbir problem yaşamadım. Yani şimdilik kötü olmadı sevgili dostlarım. Burada ise büyük olan yaprak güzelim var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Aşağıdan yukarı renklerinin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah, sübhanallah, bir buket edasıyla arkadaşlar. Bunu ben yazın budamıştım. Yazın budamamın sebebinden biri de arkadaşlar, bildiğiniz üzere yaprak güzelleri, bu yaprak güzelim çiçek açmıştı. Bildiğiniz üzere yaprak güzelleri çiçek açtığında budamanız gerekiyor. Yoksa o kısım mesela kafadan, kelleden uçurmanız gerekiyor. Sonrasında uçurmazsanız yaprak güzelinin çiçek açması ya yaprak güzelini kartlaştırmasına sebeptir. İşte bakın, benim yaprak güzelim çiçek açtı diye sakın ola sevinmeyin. Bu yaprak güzeli türünden iyi bir şey değildir. Arkadaşlar burada ise çingene şallarım var. Gördüğünüz üzere bu biraz içeri girince pürüştü. Daha 2-3 gün önce daha fazlaydı pürüşüklü. Şimdi baya baya toparlandı. Bu biraz içeri girmede etkilendi arkadaşlar. Hani bunları sizlere göstermek zorundayım. Hep böyle güzellikleri gösteremem. Olumsuz şeyleri de göstermek zorundayım. Ama yakında Allah'ın izniyle birkaç güne kadar toplanacaktır. Çünkü toplanma aşamasına geldi. Bakın şuradaki dalları içeri girdikten sonra da hani yeşerdi. Daha da güzel bir şey oldu. Çünkü daha da pürüş pürüş olurdu toplanmasaydı. O yüzden çok şükür bir problem olmayacağını düşünüyorum. Sevgili dostlarım, bugün çiçeklerimi mevsimsel, bildiğiniz üzere size sürekli diyorum ki meyve kabuklarını atmayın. Şey, mandalinadır, portakaldır, limon kabuğu, nar, ondan sonra elma, muz kabuklarını atmayın. Doğal gübre diyorum sizlere. Bugün de elimde şöyle gördüğünüz üzere narım var. Arkadaşlar bugün nar kürü vereceğim. Ben bu narın kabuklarını soydum. Daha sonra peteğin üzerine yağlı kağıt koydum. Veya şöyle, ondan sonra yani peteğin üzerine yağlı kağıt koydum derken, yani ikisinin arasında katladım. Kabuklar ikisinin arasında kaldı. Peteğin üzerinde kuruttum. Daha sonra ise demleme usulü arkadaşlar demledim, kaynatmadım. Kaynamış suyun içerisine bu nar kabuklarını attım, demlendirdim. Şimdi size demlendirdiğim nar kabuğunu göstereceğim ve
Çiçeklerime sizlere uygulamalı olarak göstereceğim ve vereceğim. Çiçeklerimi verirken de sizlere nar kabuğunun çiçeklerin üzerinde etkisi nedir, ne işe yarar, niye vermeliyiz gibi konuları konuşacağız. Sevgili dostlarım, gördüğünüz üzere nar kabuklarımı demledim. Kaynar suyu koydum, üzerine nar kabuklarımı attım. Üzerine bir kapak attım. 1 saat demledim ve rengi böyle oldu. Şimdi nar kabuklarımı alacağım. Burada ise 1 litre suyum var. Hemen nar kabuklarımı alıyorum. Dostlarım, rengini iyicene verdi. Suyunu karıştırıyorum şimdi. İçerine nar kabuğunun posası da geliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, şöyle yani 1 litre suyla nar suyunu fermente ettim. Daha sonra birer çay bardağı gelecek şekilde saksılarıma veriyorum. Arkadaşlar, nar kabuğu doğal antioksidan olduğu için, antibiyotik olduğu için çok kuvvetli bir meyve olduysa, nar kudreti derler ya, biliyorsunuz narın çok fazla yani besleyici özelliği var çiçeklerde. Besleyici özelliği derken diyeceksiniz bana, hani nasıl besleyici özelliği var diye. Arkadaşlar, önemli olan yaprak güzellerini, köklerinin ve dip şu kısımların hastalanmaması gerekiyor. 10 biti zaten bildiğiniz üzere şu kısımlara geliyor. Ve bu da köklerini iyi beslediği için, yaprak uçlarını iyi beslediği için sevgili dostlarım nar kürü. O yüzden ben veriyorum hastalanmaması için. Burada da gördüğünüz üzere çingene şalvarı dediğimiz çiçeğimiz yaprakları pürüsmüştü. Ve inşallah bu verdiğim kürle daha iyi olacak. Sizler de bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Sarduya dikenler tacı. Ondan sonra salon çiçeklerinize verebilirsiniz. Melek kanadı. Ondan sonra yaprağı güzel. Kaktüslerinize verebilirsiniz. Yani bütün çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Bu kürü 2 ayda 1 yapmanızı tavsiye ederim. Dostlarım, bunu kurutup kaldırabilirsiniz. Yaz ayında da verebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok faydası olan bir, hani nar kabuğu meyvelerin arasında en faydalı olan bir bitkidir. Yani meyvedir arkadaşlar, bitkidir demişim. Kusura bakmayın. O yüzden ben kıştan hemen nar kabuklarımı hani şey diyorum, kurutuyorum. Daha sonra ise sevgili dostlarım, demleme usulü veyahut da kaynama usulü yapıp hani böyle çiçeklerime veriyorum ve çok faydasını görüyorum. Çünkü ben çiçeklerimin özellikle hassas narin çiçekler için arkadaşlar birebir. Eğer yaprağında arada bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ayda bir fıs fıs spreyinize koyup bütün çiçeklerinizin hani fısıl spreyle de sıkabilirsiniz. Bu da yapraklarını da güçlendirir sevgili dostlarım. Ama benim için en önemli olan şu kök kısmı. Yani şu kök kısmı güçlü olursa arkadaşlar, Allah'ın izniyle hiçbir hastalık hani sıkıntı gelmez. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.